Herkese merhaba arkadaşlar. Bilgi paylaştık da güzeldir. Elektronik ateşleme sistemi gönderdiğimiz arkadaşlar takarken yaşamış olduğu sorunları halletmemiz için bir ufak bir video hazırlamak gerektiğini hissettik. Eski dispiratörünüzü sökmeden önce 4. pistonu bujiyi söküyorsunuz. Pistonu havaya kaldırdıktan sonra söküm işlemini yapıyorsunuz. Söktüğünüzde büyük ihtimalle eski dispiratörünüzün tevzi makarasının bakış şeklinde uzun olan taraf motor tarafında, kısa olan teker tarafına doğru bakıyor olacaktır. Ama bizim sistemimizde ise bunu döndürüyoruz. Kısa olan taraf teker tarafına bakacak. Geniş olan taraf motor tarafına baktığı zaman bizim sistemimizde de aynen bu şekilde oturmuş oluyor. Kısa ve kısa kısaya geliyor arkadaşlar. Uzun uzuna geliyor. Oturma şekli de bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sistem düzgün bir şekilde birbirine bakıyor. Bazen ustalar bunu böyle takıyor. 7'yi 9'a takıyor. Bu vuruntulu çalışıyor arkadaşlar o zaman. Bir vuruntu hissediyorsunuz. Baktan böyle bir sallantı hissediyorsunuz. Onun ana temeli de budur arkadaşlar. Bunu yaptığınız zaman bunu döndürüyorsunuz. Alttan söküyor, kaldırıyor. Yağ pompasından söküyor. Kısa tarafı bu vaziyette bakıyor. Yani kısa tarafı bana doğru, tekere doğru bakarken geniş tarafı motor tarafına bakıyor. Bunu da elinizden bu vaziyette döndürerek hazırlıyor ustamız. Hazırladığı zaman bunu bu sisteme oturtuyor. Sorunsuz bir şekilde arabamız çalışır vaziyette oluyor. Yani kapağı da koyduğumuz zaman arkadaşlar aynen bakın. Şak diye oturuyor. Yani birin olduğu tarafa bakıyor arkadaşlar. Yani şu noktaya bakacak. Bu da fren merkezine podyoluyor. Bilginiz olsun. Bilgi paylaştıkça güzeldir diyorum. Teşekkür ediyorum.